Gökçe? Gökçe? Gökçe yavrum. Neredesin kızım? Gökçe? Vallahi elimiz paslanmış. Ne zamandır gelmiyoruz. Arada iyi oluyor. Attığın her atış karavana. Sen buraya her gün gelsen yine bir şey olacağı yok. Yapma be Tuncer, o kadar değil. Bir tanesini hedefe biraz yakın atmadın mı? Kaç atıştan sonra? Gerisi yine karavana. Naşide duysun da seni topa tutsun. Tamam, bir o eksikti. Söyle de fıstığı yeşili tamamlasın. Yemek yemek ister misin? Karnım acıktı. Ah, söylediğine bak Adem'sin. Benim gibi adama lafı mı olur? Hadi çıkalım. Gitti yavrum, Gökçe gitti. Akif, ne yapacağım, bana yavrumu bul. Ne olursan onu geri getir, Allah'ım çıldıracağım. Leyla sakin ol, niye bu kadar panik yapıyorsun? Belki çocuk şaşırdı, başka bir yere gitti. Yolunu kaybetti belki. Gitmez olsaydım, ben yavrumu tanırım. Parktan dışarı çıkmaz. Başına bir şey geldi, polise gidelim ne olur. Dur biraz, hemen olayı büyütüyorsun. Polislik bir şey yok henüz. Nasıl böyle konuşabilirsin? Evladın kaybolmuş, polislik bir şey yok diyorsun. Tamam, gideriz de biraz bekleyelim diyorum. Yavrumu istiyorum. Gökçe'mi istiyorum. Gökçe? Gökçe neredesin? Gökçe gel! Gökçe! Demek ateş yapmaya gittiler. Hani Esat ihtiyacım yok, iyi nişancıyım diyordu. Yine öyle diyor, Tuncer zorla götürdü. Merak ediyorum, ne yaptılar acaba? Seni niye götürmediler? Esat istemedi. Tabii orada zor durumda kalacak, benim görmemi ister mi? Sonra polis kolejine mi geçecekler? Evet başkomiserim, yeni öğrenciler nasıl eğitiliyor onu görmek istiyorlar. Bizim zamanımızda ne polis koleji vardı ne bir şey. Her şeyi mesleğin içine girdikten sonra öğrendik. Başkomiserim, zaman değişiyor. Bu gece biraz gecikebilirim Neslihan. İsveç'ten misafirlerim var. Aa, ben niye yokum? Karıcığım biliyorsun iş yemeği. Üstelik erkek erkeğiyiz. Kendini çok yoruyorsun. Seyahate çıksak biraz dinlensek ne iyi olur. Haklısın, fakat işleri rayına oturtamıyorum ki. İş hiç bitmez. Kendimize de zaman ayırmalıyız. Böyle giderse zor. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle sevgilim. Macit. Şimdi kızacaksın. Ne bunlar? Gene mi kredi kartı makbuzları? Çok harcama yapıyorsun hanım, çok. İhtiyaç sevgili. Burada neredeyse 20-30 milyonluk harcama var. Bu nasıl ihtiyaç? Macit. Allah Allah, bu hareketleri nasıl yapıyor bu çocuklar? Gördüğün gibi çok kolay. Kolay olur mu? Şunlardan birini yapacak olsak bir yerimizi kırarız vallahi. Hayret, ilk defa bir işi beceremiyorsun. Şunlara bak şunlara, bunların hepsi cambaz, hiç korkuları da yok. Ahmet abiye söyleyeyim, seni buraya kursa göndersin. Çok sevdim bu işi. Aman aman, ben kendi işimden memnunum kardeşim. Bu yaştan sonra bir yerimi kırdırıp Naşide'nin diline düşemem. Naşide'den korktuğun için yani. Ne ilgisi var? Çenesinden korkuyorum. Vıdı vıdıya başladı mı durmaz.
Alo. Neslihan merhaba. Nasılsın? İyiyim Yavuz. Niye geciktin? Kocam belki gitmemiştir diye düşündüm. Erken çıktı. Akşam geç gelecek. İş yemeği varmış. Gelsene. Neden tehlikeli işler yapıyorsun sen? Benim evime gelsen olmaz mı? Veya bir otele? Ayrı bir heyecan oluyor. Bir gün yakalanmaktan korkuyorum. Bugüne kadar yakalanmadık. Bundan sonra da yakalanmayız. Korkma. Cesaretine hayran olmamak elde değil. Cesaret değil bu. Seni seviyorum. Yavuz, onun için yapmayacağım hiçbir şey yok. Ben de seni seviyorum. Akşam 8'den sonra oradayım. Öpüyorum. Ben de seviyorum. Lale, bu gece Cevat Bey'le olan randevumu iptal et. Peki efendim. Adresi aldım, tamam. Ahmet abi Esad'ın buraya gelmesini istiyor. Sen soruşturmaya yalnız gideceksin. Tamam. Anlaşıldı, tamam. Tuncel'e telsizle haber geçtim efendim. Hemen ilgileneceğini söyledi. İyi. Peki Esat? Tuncay yalnız gidiyor. Esat buraya gelecek. Sence bu çocuk kayıp mı oldu, kaçırıldı mı? Bilmiyorum efendim. Kadın telefonda perişan, delirmiş bir vaziyetteydi. O kaçırıldı diyor. Yahu ne caniler var. El kadar çocuktan ne isterler. Allah sabır versin. Evlat ne demektir biliyor musun Naşide? Benim anlayamadığım kocasının değil de kadının şikayetçi olması. Allah Allah, var bir şey. Neyse, nasıl olsa kokusu çıkacak. Acınızı anlıyorum. Aslında söylenecek söz yok. İnşallah başına bir şey gelmemiştir. Yaşayamam o zaman, ölürüm. Gökçem dönmezse ölürüm. Peki Süheyla Hanım, çocuğunuz parkta yolunu kaybedip, ne bileyim, şaşkınlıkla başka bir yere gitmiş olamaz mı? Hayır, olamaz. Ben yavrumu tanırım. Her zaman gittiğimiz yer, mümkün değil. Yani kaçırıldı mı demek istiyorsunuz? Evet. Yavrum kim bilir ne yapıyor? Şimdi çocuk kaçıran kişiler genellikle kaçırdıkları çocukları dilenci veya başka bir amaç için kullanırlar. Çevrenizde bugüne kadar böyle bir olay olmadı değil mi? Hayır, olmadı. Ne iş yapıyorsunuz Akif Bey? Serbest çalışıyorum. Ne üzerine? Bizim işimiz Tahtakale'de. Altın, döviz, bunlarla uğraşıyorum. Bir düşmanlık veya gözdağı vermek için yapmış olabilirler mi? Hayır. Kesinlikle böyle bir şey yok. Yavrumu bulursunuz değil mi? Ne olur bir şey söyleyeyim. Bulursunuz değil mi? Biz elimizden geleni yapacağız. Bundan emin olabilirsiniz. Ben de bir babayım. Evladın ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Hemen kaçıyor musun? Bu kadar erken. Saat 12'ye geliyorum. Macit Bey neredeyse gelir. Bilirim onu. Ezanla birlikte içeri girer. Neslihan, bu ilişkiyi böyle devam ettiremeyiz. Bir gün mutlaka anlaşılacaktır. Birbirimizi seviyoruz. Boşan, evlenelim. Ben de seni çok seviyorum ama boşanamam. Neden? Bunu şimdi konuşmak istemiyorum. Bir gün her şey yoluna girecek. Sabırlı ol. Seni çok seviyorum Neslihan. Senin için yapamayacağım hiçbir şey yok. İnanayım mı? Gerçekten yapar mısın? Yaparım. Hem de gözümü kırpmadan. Peki öyleyse. Öldür onu. Hı? Kimi? Kocanı mı? Evet. Çıldırmışsın sen. Şaka şaka. Nasıl da inandın? Bazen bu soğuk duş etkisi yapan esprilerin yok mu? Neyse, yarın telefonla ararım. Oldu sevgilim. Güle güle. Abi niye anlamak istemiyorsun? Bu işte benim kabahatim yok. Ben anlamam, sen tavsiye ettin. Doğru ama nereden bilirdim? Bunun sorumlusu ben niye olayım? Ortada 500 milyon var. Tabii ki sorumlu olacaksın. Abi yapamam. Kusura bakma, mümkün değil. Süheyla. Süheyla yavrum. Hadi kalk yat. Hadi canım. Gökçe yattı mı? Süheyla. Uyumadı değil mi? Bana çekmiş, hep geçiyor. Süheyla. Gökçe. Yavrum. Yavrumu istiyorum. Getir git, bana da bul. Kendine gel Süheyla, kendine gel. Benim anlayamadığım şikayeti karısının yapması. Koca dururken bir kadın böyle şeyler niye yapsın? Onu bilmiyordum, enteresan. Öyle olduğunu bilsem dün sorardım. Peki ne diyorlar? Şüphelendikleri bir şey var mı? Düşmanlık filan söz konusu olabilir mi diye sordum. Kocası kesinlikle böyle bir şey yok diyor.
Naşide kadının çok kötü durumda olduğunu söyledi. Öyle, zavallı perişan. Aklını kaybetmezse iyi. Ya Naşide, çocukları görecektim maşallah. Allah nazardan saklasın. Havada kuş gibi uçuyorlardı. Ayağını bir kaldırıyor tak. Öbürü çenesinde. Tutmak mümkün değil vallahi. Dikkat et, bu gövdeyle bir yerini kırarsan yerinden bir daha kalkamazsın. Korkma, bir şey olmaz. Keşke sen de gelseydin. İnanamazdım vallahi. Biliyoruz. 19 Mayıs'ı hiç seyretmedin mi? Onu bırak da atışlar nasıl geçti? İyi. Nedir o iyi olan şey? Atışlar. Devamlı karavana attığını Naşide'ye söylemedin mi? Öyle mi? Ya Tuncer, yani ortalığı bulandırmasan olmaz. Tevekkeli bana kolejin sporcularına habire anlata anlata bitiremiyordu. Atışlardan kaçmak için değil mi? Ben atışlarda aslında iyiyimdir de. Sen başka türlü atışlarda iyisindir. Palavralarda. İyi. Anlat, ne yaptın? Çocuk ortalıkta yok. İnşallah başına bir şey gelmemiştir. Zavallı kadın, telefonda sesini duyacaktın. İçin sızlardı vallahi. Şikayeti kadın yapmış öyle mi? Evet, ben de bir anlam veremedim. Niye anlam veremiyorsun? Yeri geldi mi kadınlar da erkekler de aynıdır diyorsun. Şimdi Metin'cim, seninki laf değil. Kusura bakma, o kadar parayı yatıramam. Oldu, görüşürüz. Yavuz Bey yerinde mi? Bir dakika efendim, kim arıyordu acaba? Neslihan değil. Yavuz Bey, Neslihan Hanım adında bir bayan sizinle görüşmek istiyor. Buraya mı gelmiş? Evet efendim. Peki, gelsin. Beni beklemiyordun değil mi? Seni anlamak çok güç. Kaç kere buraya gelmemeni ne söyledim. Ne var, belki iş konuşacağız. Ne kadar soğukkanlısın. Dün gece harikaydın. Hep seninle olmak istiyorum. Burada olmaz, sekreter her an gelebilir. Heyecanı hiç sevmiyorsun. Oysa değişiklik güzel şey. Viski ister misin? Sana hayır dediğim oldu. Gökçe? Hala yemedin mi yemeğini? Eğer hep böyle yaparsan acından ölürsün. Onun için ye. Eve gitmek istiyorum. Onu şimdi karnını doyurmaya bak. Annemi istiyorum. Annen yok. Kendi kendine yiyeceksin. Yemiyorum. Sen bilirsin. Senin şu sofra zevkine hayranım. Masayı düzenlemen, yemeklerin, dünyanın en iyi aşçısı bile senin kadar güzel yemek yapamaz. Biraz abartıyorsun, bu iltifat beni sevdiğin için. Seni sadece güzel olduğun için değil, bütün kadınlığınla seviyorum. Sevgilim, bugün ağzından inciler dökülüyor. Sana az bile. Sabah konuşamadık, dün geceki iş görüşmesi nasıl geçti? İyi, çok iyi. Yeni bir ihracat imkanı daha çıktı. Ayrıca bazı firmaların distribütörlüğünü alma ihtimali de var. Geçen gün çok güzel bir pırlanta yüzük gördüm. Çok mu beğendin? Evet, almak istiyorum. Sen ucuz şeylerle ilgilenmezsin. Fiyatı ne kadar? Macit, biraz pahalı. Ne kadar pahalı? 60 milyon. 60 milyon? Fakat çok beğendim. Ne yapalım? Madem beğendin, o zaman alacaksın. Sağ ol Macit, seni çok seviyorum. Aşkımıza. Thank you.
anne. Anne çok korkuyorum, bana yardım et. Süheyla. Gökçe yavrum. Neredesin kızım? Seni çok özledim. Çık gel artık. Süheyla yavrum, kendine gel. Beni çağırdı. Anne gel, çok korkuyorum dedi. Hayal görmüşsün. Hayal değil, gerçekti. Sesini duydum. Ne olur bana kızımı bul. Akif bana kızımı bul. Tamam. Gökçe. Gökçe neredesin? Ya işte böyle Nacide Hanım. Sen ol, yarın evlenip çocuk yaparsan sahip olmasını bil. Bu da nereden çıktı? Ortalık karışık, onun için söylüyorum. Ayrıca seni pek ilgilendiren yanı yok. Nasıl olsa evlenmeyeceksin. Sabah sabah ne anlatmaya çalışıyorsun Allah aşkına? Eh be kardeşim, nasıl anlatayım sana? Yediğin içtiğin senin olsun. Evet, anlat bakalım. Anlamadım başkomiserim. Esat Bey kardeşim, atışları soruyorum. Ha, atışları mı? Siz asıl karate tekvando yapanları görecektiniz. Maşallah çocuklar çivi gibi. Tekvandoyu bırak Esat Bey, atışları anlat, atışları. O kadar önemli değil be Naşide. Ne oldu, bir şey mi var? Ne olabilir başkomiserim, her şey normal. Her şey normal demek. Atışlar karavana, niye söylemiyorsun? Onun için mi laf ağzında geveleyip duruyorsun? Yok efendim, biraz antrenmansızlık var, o kadar. Alo Yavuz. Günaydın Neslihan, nasılsın? Seni çok özledim, bugün görüşelim. İşim var. Üstelik nerede görüşeceğiz? Buraya gelemezsin, ben de oraya gelemem. İstedikten sonra bir yer bulursun. Neslihan, başka bir zaman olmaz mı? Hayır, bugün istiyorum. Söyleyeceğim çok önemli şeyler var. Neymiş o söyleyeceğin önemli şey? Telefonda olmaz, baş başa konuşuruz. O zaman sana her şeyi detaylı bir şekilde anlatırım. Hoşlanacağından eminim. Akif Bey. Siz miydiniz? Evet. Elimizde delil olmadan hiçbir şey yapamıyoruz. Bize yardım etmelisiniz. Söyleyin. Ne yapmamı istiyorsunuz? Şunu öğrenmek istiyorum. Kızınız Gökçe kaybolduktan veya kaçırıldıktan ne kadar sonra öğrendiniz? Eşim Süheyla bana evden telefon etti. Sanırım bir saat sonra falan hemen eve geldim. Süheyla perişandı. Emniyete durumu 3 saat sonra bildirmişsiniz. Neden bu kadar geciktiniz? Şaşkınlıktan... Karınız şikayette bulunuyor. Erkek olarak sizin yapmanız gerekmez miydi? Üstelik karınız perişan bir halde. Neyi anlatmaya çalışıyorsunuz? Hiçbir şey. Sen çıldırmışsın. Geçen gün söylediğinde şaka yapıyorsun sanmıştım. Böyle bir şeyi nasıl isteyebilirsin benden? Seni seviyorum. Birlikte özgür yaşayabilmek için başka hiçbir yol yok. Sana yardım edeceğim. Birlikte yapacağız. Sana ne kadar kolay geliyor. Yapacağımız iş cinayet. Adam öldürmenin cezasını bilmiyorsun galiba. Sevgilim, tahmin edemeyeceğin kadar kolay olacak. İkimiz de Macit'ten kurtulacağız. Eğer beni gerçekten seviyorsan kocandan boşanırsın. Kurtulmanın yolu onu öldürmek değil. Biraz mantıklı ol. Macit'ten boşandığım zaman bütün servetini de boşuyorum. Oysa o servet ikimize bir cennet hayatı yaşatır. Hayır Neslihan. Sonu belli olmayan bir macera yaşamak istemiyorum. Seni seviyorum Yavuz. Başka türlü birlikte olamayız. Unutma, yaşamın bir parçası para. İyi bir hayat sürmek için. Tamam müdürüm. Yarın uğrar bakarım efendim. Kadının kocası Akif'le konuştum. Ne diyor? Şüpheli bir durum seziyorum. Sanki adam bir şeylerden çekiniyor. Ne olabilir? Tehdit ediliyor olmasın? Bilmiyorum. Yaptığı işte pek garip. Tahtakale'de döviz, altın işi falan yapıyormuş. Kaçakçılık olabilir mi? Her şey olabilir. Adamı takibe alacağız. Ne yapıyor? Kiminle iş ilişkisinde iyice bir öğren bakalım. Karısıyla bir daha konuşacağım. Kocası yokken belki ağzından bir şeyler alırım. Önümüzdeki hafta atışlara ben de gideceğim. Naci de otur işine bak, elinin hamuruyla.
Yok canım, sen erkek oldun da ne oldu? Bütün atışların karavana. Karavana değil, uzun süredir atış yapmadığım için elim paslanmış, hepsi bu. Hadi hadi, kimi kandırıyorsun? Esat Bey, yine tıkınıyorsunuz. Midem kazınıyor onun için, yoksa sevdiğimden değil. Ya, midesi yüzünden. Şu kaçırılan çocuk olayında garip bir durum var. Nasıl? Kadının kocasının davranışlarını beğenmedim. Esat, bu adamı takibe alalım. Sana geç gelecek diyorum. Neden anlamak istemiyorsun? Tehlikeli işler yapıyoruz. Gelemem Neslihan. Seni çok seviyorum Yavuz. İhtiyacın var. Birlikte olmak istiyorum. Sana karşı zaafımı biliyorsun. Ne olur isteme bunu benden. Arzuluyorum. Sıcak vücudunun tenime değmesini istiyorum. Yapma Neslihan. Kokunu hissetmek istiyorum. Saçlarımdan tutmanı. Beni öpmeni. Çok çekici bir kadınsın. Sana dayanmak zor fakat bu gece olmaz. Rahat uyuyamazsın. Beni düşüneceksin. Bekliyorum. Peki. Saat kaçta? Akşam 7'den sonra. Oldu. Sana tapıyorum Yavuz. Gecikme. Süheyla, böyle yemek yememekte diretirsen hasta olacaksın. Birazcık benim hatırım için. Yavrumuzun hatırı için. Gökçe'yi istiyorum. Ne yapıyordur şimdi? Gökçe benim de kızım. İçim yanmıyor mu sanıyorsun? Ne yapabiliriz? Ben Gökçe'yi istiyorum. Yavrum gelsin artık. Çok özledim. Yatak odasından konuşurum. Alo? Akif, hala paradan haber yok. Bizim kuralları bilirsin. Haydar abi, evvelce de söyledim. Bu işte benim suçum yok ki. Bu bizi ilgilendirmez. Abiciğim, benden istediğiniz para az değil ki. 500 milyon. Bu parayı nereden bulurum? Üstelik nakit istiyorsunuz. Biz parayı peşin verdik. Tabii ki peşin isteyeceğiz. Bir yıla bölelim, çalışıp ödeyin. Bir hafta müddet. Hadi eyvallah. Kiminle konuştun? Hiç canım, önemli değil. Ödeyemeyeceğim bir paradan söz ediyordun. Evet, bizim işleri biliyorsun. Bunlara kafanı takma. Düzelir. Önemli olan senin iyiliğin. İçimde garip bir his var Akif. Korkuyorum. Her şey düzelecek canım. Hadi gel. Gel bir şeyler ye. Öyle yaşamak istemiyorum. Eğer beni seviyorsan kocandan ayrılırsın. Yine sinirlisin. Sana bir viski hazırlayayım. Gevşe biraz. Hem niye bu kadar dert ediyorsun anlamıyorum. İkimizi de güzel günler bekliyor. Bak göreceksin, her şey çok kolay ve basit olacak. Şimdi iyi dinle. Sana planımı anlatayım. Yarın ilk işin 2-3 günlüğüne İstanbul dışında bir otelden yer ayırtmak olacak. Neden? Sorma. Sadece dinle. Arabanla gidip yerleşeceksin. Arabanın anahtarlarını resepsiyona bırak. Bir dakika, neler anlatıyorsun sen? Sadece dinle. O gece otelden bir fırsatını bulup çıkacaksın. Taksiye atlayıp İstanbul'a geri döneceksin. Herkes benim otelde olduğumu sanacak. Evet. Buraya gelip dışarıdan pencereyi kıracaksın. Macit ister istemez sese uyanacak. Seni çok arzuluyorum. Hadi yukarı çıkalım. Bu çocuğun yeri yurdu yok mu kardeşim? Sokaklarda mı iş yapıyorsun? Burası Tahtakale, çevrene baksana. Bu kızı şantaj için mi kaçırdılar diyorsun? Her şey olabilir. İntikam, şantaj, gözdağı. Bir hesap soruluyor ama ne? Hı? İşte. Kimle konuşuyor? Ne bileyim.
Tutukluyum şunları. Adını ne koyacaksın? Konuşmak yasak. İyi de ne yapacağız? Bu meseleyi çözersek karısı çözer. Bize yardımcı olursa tabii. Son zamanlarda beni çok yalnız bırakmaya başladın sevgilim. Özlüyorum seni. Haklısın. Bu sıralar işlerim biraz yoğun. Akşam erken geleceğim. Mükellef bir sofra isterim. İstediğin o olsun. Yeter ki sen erken gel. Cengiz Bey güzel bir yat almış. Anlat anlata bitiremiyorum. Önümüzdeki hafta davet veriyormuş. Bizi de çağırdı. Sevgilim, denizi sevmediğimi biliyorsun. Şimdi gitmesek ayıp olur. Korkuyorum. Sanki her an alabor olup batacakmışız gibi geliyor. Korkmana gerek yok. Yanındayım ben. Lale gelir misin? Peki efendim. Lale, Kilyos'taki otele telefon aç. Adıma tek kişilik 3 günlük bir yer ayırt. Olur Yavuz Bey. Bir de arayan olursa bağlama. Neslihan Hanım? Hiç kimseyi. Yıktın işi Tuncer'in üstüne, kaçtın değil mi? Ne ilgisi var? Kendisi öyle istedi. Kadınla yalnız konuşacak. Sen de bahaneye bakıyorsun zaten. Ya bir günde benimle normal konuş ne olur. İnsan bu kadar hakaret etmez. Ben normal konuşuyorum. Asıl sen normal konuş. Devamlı sataşıyorsun. Tamam. Müşteri her zaman haklıdır. Yine ne tartışıyorsunuz? Hiç başkomiserim. Naşide bir fıkra anlattı. Gülmeyince bozuldum. Esat. Ne yaptınız? Tuncer kadınla konuşmaya gitti. Ona kalırsa bu konuyu kadın çözecek. Nasıl? Bilmiyorum efendim. Şöyle. Yine annemi götür. Olmaz, burada kalman gerekiyor. Alo? Mahmut, çocuk nasıl? İyi Haydar abi. Güzel. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Bu kız doğru dürüst ne yiyor ne de içiyor. Biraz daha bekleyeceğiz. Aman dikkatli ol. Peki abi. Böyle bir şey yapmaz. Baba o. İnanmak istemiyorum. Sakin olun. Kesin bir şey yok. Yardım istiyorum. Nasıl? Kocanız Akif Bey'i izledik ve araştırdık. Yeraltı dünyasıyla ilişkisi var. Kendisi bu konuda bir şey söylemiyor fakat öyle. Bir hesaplaşma oldu. Bu hesaplaşma nedir bilmiyoruz. Benden istediğiniz nedir? Kocanızın işiyle biraz ilgilenmek. O zaman kızınızın neden ve niçin kaçırıldığını anlamış olacağız. Kızım sağdır değil mi? Başına bir şey gelmemiş. Olsaydı şimdiye kadar olurdu. Tehdit ve şantaj var. Eğer doğruysa, bir hesaplaşma yüzünden çocuğun kaçırıldıysa... Akif'i ömrümün sonuna kadar affetmeyeceğim. Merhaba. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Yavuz Demir adına yer ayırtılmıştı. Evet, 306 numara. Hı. Şu arabanın anahtarlarını alın, garaja çekin. Peki efendim. Zavallı kadın, gerçekten kocası yüzünden çocuğun başına bir şey gelirse yıkılır. Mafya hesaplaşması, başka hiçbir neden olamaz. Çocuk o zaman sağ, ellerinde rehin olarak tutuyorlar. Evet, kadın kocasının doğru dürüst ne iş yaptığını bile bilmiyor. Yeraltı dünyasından olduğunu öğrenince kim bilir ne yapar. Sen olsaydın ne yapardın Naşide Hanım? Benim nişanlımın ne iş yaptığı belli, kimseden saklı bir yanı yok ki. İyi de ya seni kandırıyorsa, üstelik polisliğini kullanıyorsa? Esat, susar mısın? Tamam, sustuk.
Neslihan, biraz çabuk ol. Biliyorsun yatakta bekletilmekten hoşlanmam. Geliyorum sevgilim. Hiç bu oyundan vazgeçmeyeceksin. Bu konuda kafam eskidir. Kadın dediğin kocasından önce yatağa girecek, kocasından önce kalkacak. Senin en çok bu eski değerlerini seviyorum. Bir kadeh bir şey içseydin rahatlatırdı. Hayır Akif, almayayım. Yatmak istiyorum. Tabii. Kaç gündür gözüne uyku girmedi. Cam kırıldı galiba. Kullanacağını nereden bilebilirdin? Hemen gitmelisin, çabuk ol. Yaptığımız işin adı kuryeliktir. Yani Beyrut'a gider, bize verilen parayı orada altına yatırır, alıp Türkiye'de sahibine teslim ederiz. Eşiniz bilmiyordu değil mi yaptığınız işi? Hayır.
Peki Haydar çocuğu niçin kaçırdı? Bir arkadaşım vardı. Yaptığım işe özeniyordu. Haydar'a götürdüm, bir nevi kefil oldum. Sonra? 500 milyon aldı ve Beyrut'a gitti. Bir daha da dönmedi. Kazık attı yani. Evet. Bunda senin suçun arkadaşını tavsiye etmek, öyle mi? Bizim işin yazılı olmayan kuralları vardır. Ve acımasızdır. 500 milyonu benden istedi. Sen de vermedin. Çocuğunun kaçırılması pahasına. Daha doğrusu veremedim. Taksit yap, bir yıl içinde ödeyeyim dedim. Onu da kabul etmedi. Peki bir baba olarak durumu nasıl polise bildirmezsin? Karın kadar yüreğin yok muydu? Bunu anlayamıyorum. O senin evladın. Korktum. Kendimden iğreniyorum. Bekleyin geliyorum dedin. Ne gelen var ne giden. Saat gecenin kaçı oldu? Bunu Ahmet abinin yüzüne söylesene. Arkasından habire sallıyorsun. Yok canım. Gelsin yüzüne de söylerim. Neyi söylersin? Hiç. Kafam iyi olursa iyi şarkı söylerim dedim Naşide'ye. Hadi hadi. Bu gövdeyle şarkı mı söylenir? Sesin gövdeyle ne ilgisi var başkomiserim? Tamam tamam. Şimdi derhal hazırlan. İş adamı Macit Bey öldürülmüş. Ekip çıkarın. Emredersiniz. Çocuğu kaçıranları tespit ettim. Haydar'ın adamları. Demek mafya var işin içinde. Vay namussuz vay. Şimdi de çocuk mu kaçırıyor bu köftör? Tanıyor musunuz? Onun çocukluğunu bilirim. İtim biridir. Tuncer sen ekiple git. Esat benimle gelsin. Çocuğu yarın alır gelirim. Nereye gideyim başkomiserim? Naşide anlat nereye gideceğini. Gel. Başınız sağ olsun. Böyle acılı bir zamanda konuşmak zor. Fakat sormak mecburiyetindeyim. Olay nasıl oldu anlatır mısınız? Hatırlamak bile istemiyorum. Korkunç bir şey. Haklısınız. Gerçekten korkunç. Uyumuştuk. Sonra birden bir ses duydum. Macit de duymuş olmalı ki o da uyandı. Anlıyorum. Peki sonra? Hemen tabancasını aldı ve aşağı indi. Ben korkudan tir tir titriyordum. Birden silah sesini duydum. Hemen kalktım ve aşağı indim. Macit boylu boyunca yatıyordu. Başına büyük bir darbeymiş. İlk bakışta basit bir hırsızlık olayı gibi görünüyor. Fakat bilmiyorum. Neyse biraz kendinize gelin, daha sonra görüşürüz. Lütfen artık ağlamayın. Çocuğunuz sağ. Başkomiser telefon etti. Neredeyse gelir. Çocuğumun sağ olduğunu biliyorum. Şimdi kendime ağlıyorum. Bu kadar zaman içinde kocamı tanıyamadığım için. Ne yapmayı düşünüyorsun? Hiç vakit kaybetmeden mahkemeye başvurup ondan ayrılacağım. Vallahi en iyisini yaparsın bacım. Alın bakalım. Gökçeniz geldi. Gökçe. Yavrum. Nasıl özledim seni canım. Her şeyim. Evlat başka bir şey. Bunlar anlamaz Tunçer, ikisi de bekar. Niye başkomiserim, bizim de yüreğimiz var. Herkeste yürek var ama seninki biraz kalın. Yani Naşide, sırf sana inat evlenip çocuk sahibi olacağım biliyor musun? Atma Recep, din kardeşiyiz.